tarafından şu andaki Anıt Park'ın olduğu yere külliye olarak inşa edilmiş. Bunun içerisinde işte camisi, hamamı, medresesi, kervansarayı mevcut olup bunlar zaman içerisinde diğer müştemilatlar yıkılmış. Sadece cami kalmış. O caminin 3 tane ismi var. Atpazarı Camii, Umur Bey Camii, Paşa Camii. Bu caminin yanına daha sonra Dehşeti Medresesi yapılmış. 1920 ile 23 arasında Kurtuluş Savaşı'nda bizim askerlerimiz orayı karargah binası olarak kullanmış olup daha sonra 1933 yılında belediye meclis kararıyla yıkılmıştır. Yıkılan bu cami tamamen Selçuklu usulü, Osmanlı döneminde yakın yapılmasına rağmen Ulu Cami modellendiği için bütün hatlar Selçuklu usulüyle yapılmış. Biz aynı isimle bu camiyi buraya yapıyoruz. Burada boyutları büyüttük, teknolojiyi kullandık ama Konya Beyşehir'deki Eşrefoğlu Camii, Sivrihisar'daki Ulu Camii, bizdeki Afyon'daki Ulu Camii'yi modellemek suretiyle bunun güzel taraflarını alıp teknolojiyle buluşturup önce ciddi bir zemin iyileştirmesi yaptıktan sonra aşağıda iki sıra bazalt taşı ile zemini sudan, rutubetten korumak amaçlı kullandık. Daha sonra bizim Sultan Dağı, Çay, Anıtkaya, Döver kervansaraylarında ve İmaret Camii ve Taş Medrese'de kullanılan tüf taşını kullanarak yaptık. Bu taşların uygulamasında tamamen kenet, zıvana, kurşun ve Horasan harcı kullanmak suretiyle sağlam bir yapı inşa ettik. Bu cami tamamen taş ve ahşaptan ibaret. Ahşapları da Antalya'dan, Toros Dağları'ndan Toros sediri kestirip getirdik. Yaklaşık 2000 metreküp civarında tüf taşı, 1000 metreküp civarında Toros sediri kullanmak suretiyle bu camiyi inşa ettik. Şimdi bu caminin özellikleri nedir? Bu caminin özellikleri tamamen Selçuklu modelini birebir uyguladık. Bütün hatlarda Selçuklu'yu kullandık. Tamamen taş ve ahşap işlemek suretiyle. Hiç çivi yok değil mi? Çivi yani ahşapların montajında şey kullandık. Meşe, zıvanalar, taş yapıda da demin bahsettiğimiz kenet, zıvana, kurşun kullanmak suretiyle sağlamlaştırdık. Çatıda biz